İstanbul Sözleşmesi reddedildiğinde sinirden patlamıştım. Benim hayatım patlamakla geçiyor. Yani öyle sürekli birileri tarafından patlatılıyorum. Teşekkürler. Şurayı bir açalım lütfen. En yakın kız arkadaşım üçlü yapalım deyince patlamıştım. Ne demişti? Üçlü yapalım mı? Sevgilimle beraber. Kendisi burada. Teşekkürler. Üçlü seviyorum. What the fuck? Priz olan mı? Nasıl yani? Severiz. Abi bir kez patlattılar ya bizi vallahi. Ne patladınız mı derken? Evet patladım. Efendim hiç patladım. Bende altılı priz var kullanışlı. Böyle bilgisayarda çok fazla ekran var. Hiç bilmiyor böyle. Aa ne kadar ayıp ya. Bir de kendisi burada değil, kızı da gösterdi. Abi nasıl böyle bir şey arkadaşına millet soruyor? Oğlum ya. Vay nasıl? Patladınız mı? Patladım. Eşim patlatır sık sık. Nasıl patlatır sizi? Kızdırır. Kızdırır. Ben onu dinlerim. Ondan sonracımı bir dinlemediğim zaman beni patlatıyor. Çok sinirlendiriyor. Öyle fena, öyle böyle değil. Fena patlıyorum yani. Nasıl patladın mı? Tabii kafa patlıyor. Götten patladın mı? Hiç patladınız mı? Patladım mı? Evet. Volkan gibi kükredi. Aileme karşı bir sinirden dolayı. Şimdi patladım daha demin. Ne oldu? Burada düştüm. Kovaladım gittim. Anladım ki düşünmeden yaşayacaksın. Direkt dalacaksın. Akarsuya. Yoksa beklediğin zaman o şans elinden gider. Ben hayallerinde yaşayan bir insandım. Ne oluyor oğlum? Müptezel yayını ya. Ben anlamıyorum. Ne yaşanıyor ya? Ne anlatıyor? Bilmiyorum Almira. Ne oluyoruz ya? Böyle gördük. Hiç patladınız mı? Patlamak 31 senemi aldı tabii. Evet 31 yaşımdayım şu anda. Herkese tavsiye edeyim. Zaten Türkiye'de... Video dev bir talihsizlikler tufanı. Yani videoya devam etmek çok zor. Ya bu videoda özellikle seçilmiş bunlar. Bu röportaj hiç iyi bir yere gitmiyor. Çok doğru. The first Dalton. Yaşıyorsan, İstanbul'da yaşıyorsan, bu insanlarla muhatap oluyorsan bir şekilde delirmek zorunda kalıyorsun. Bu delirmek de biraz zaman istiyor, etüt istiyor, üzerine çalışma istiyor. Yani patlamak, delirmek ya da kafayı çizmek aslında bir sağlık belirtisi. Türkiye'de yaşıyorsan yoksa halimiz nice olurdu. Hiç patladınız mı? Ne konuda? Evet. Patladım. Çok sinir patlaması evet, yaşadım. Çok sinir patlaması yaşarım. Biraz agresiflikten dolayı herhalde. Eşim de genelde böyle. Bir tartışmada, bir herhangi bir konuda böyle bir anda sinirden patlayabilirim. Patlar. Öyle güzel patlar ki gerçekten ben hayran olurum onun patlamasına. Bazen ben de Metin. İki mesajda bir aynı linki attı. Sence görmüyor muyum attığın linki? Link şeyden açmıyorum, chatten açmıyorum dostlar bu arada. Discord'da link atış diye bir kanal var. Linklere bakacağım zaman oraya bakıyorum. Şu an random bir şey yazdığım için yemek yerken. Çok sağlama. Patlatıyorum. Peki siz hiç patladınız mı? Biz de patladık. Nerede patladınız? Nasıl patladınız? Hiç patladınız mı? Sinirlenince mi? Ben mi? Çok sinirleniyorum. Arada bir beynim... Peki. Twitter Mesut Özil geldi gerçekten. Nasıl tweet'i Mesut Özil görmüş olabiliriz ya? Ben patladım çünkü büyük balondum. Aman! Teşekkürler Mesut Özil.
Mizah futbol mizahı. Devam hocam. Benim yanıyor. Annem vefat etti. Annem aklıma geldiği zaman kafayı falan yiyorum yani. Bir anda sinirleniyorum yani. Kendime falan yumruk atıyorum. Kıvama giriyorum yani. Çok üzücü hale geldi bir anda ya. Yani. Öğrendim senden ya, hep üzerine alındın ya. Senin için mi aldın va? Sana ne, sana ne? Düş. Bir bırak 2 dakika üzülelim lan. Bırak 2 dakika üzülelim. Şu an inanılmaz bir emotional roller coaster'dayız. Hep birlikte. Herkes sıkı tutunsun, stay relax. Herkes sıkı tutulsun. Düşüyorsun gözlerde, biliyorsun istemem. Artık komik gelmem. Bana ne, bana ne? Yani tweet mesela bir tulum, dev bir tulum olduğunu bilse nasıl hissederdi acaba? Patladım. Nasıl oldu? Ben de beklemiyordum. Şöyle oldu. Ha, okay. Avec tu sais dans le cadre peut-être. Non, elle a dit tous les deux. Ha, okay. Şöyle oldu. Full bir adam geldi bir anda böyle. Bu videoda ne oluyor ya? Fransızlar bir de falan. Abi, Tunel'e hoş geldin Kaan. 6. evimiz kutlu olsun. Let's go demiş yeni beciyle. Willkommen. That's my bro. Aşk gibi bir adam geldi durduk yeri değil mi Umut? Bir seyahatteydim Kenya'da. Ondan sonra böyle bir şey yakaladım, kötü bir şey. Neyse sonra inanılmaz sinirlendim. İşte bir anda hiç beklemediğim bir şekilde aldım bir kızın telefonunu, bütün içindeki bütün olan her şeyi sildim. Neden kırmadığımı bilmiyorum. Bence kırmam gerekiyordu. Oradan sonra patladım. Sokağa falan çıktım böyle. Bağırmaya başladım. Neden silmiş? Bir dakika. Kenya'da niye silmiş? Ben anlamadım. Fransız siyahi bir adam ve Kenya'da birinin telefonundaki fotoğrafı silen bir kadın var şu an.